geçmişte eksiklerimiz, yanlışlarımız varsa bu dönemde bu eksiklerimizi, yanlışlarımızı düzeltme adına, hele hele sektörümüz adına şunu ifade ediyorum. Sanayici, üretici, herkes bu Corona-19'dan ters çıkarması lazım. Bu imtihan ve sınavdan nasıl başarılı çıkarız ve ne gibi tedbirler almamız gerektiğini bir kez daha bize iş dünyası olarak, ticaret olarak çok şeylerden, sınavlardan geçtiğimizi gördük. Bundan sonra daha dikkatli olmamıza, ticaretimizi kurallarına göre oynamamıza ve bunları da yaparken de birbirimizi üzmeden, birbirimize sıkıntı vermeden üretimlerimizi yapmak zorundayız. İstihdam yaratmak zorundayız. Ve bu süreç içerisinde de bir kısım sanayiciler fırsat yaratmak ve kendilerine çıkar amaçlı çözümler aramak konumunda oldular. Bence bu zamanda dayanışma ve yardımlaşma dönemidir. Bu yardımlaşma ve dayanışma sürecini sıkıntılı ve problemli olan firmaları da idare etmemiz gerekir. Ama fırsat değerlendirmesi yapan firmalara da bu önümüzdeki süreçteki çekmiş olduğumuz bu sıkıntılardan dolayı da o kişilere de bundan sonra birim vermememiz lazım. Artık o tip firmaları da kendi içimizde yaşatmamamız lazım. Vergisini vermeyen, KDV ödemeyen, sigorta birimini ödemeyen, sosyal sorumlulukta üzerine düşen görevi yapmayan firmaların korunması değil, daha ziyade ülkemde, sanayicilikte, üretimde, istihdam yaratanlarda vergisini veren, sigorta birimini ödeyen, sosyal sorumlulukta üzerine düşen görevleri yapanların korunması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Devletimiz bu tip firmaları koruduğu zaman, kayırdığı zaman, hatta gerekli teşvikleri verdiği zaman bu ülkede başaramayacak olduğumuz, altından çıkamayacak olduğumuz hiçbir iş yoktur. Biz ülke olarak çalışkan insanlarız ama fırsatları aratıp da kendine çıkar amaçlı kazan sağlamaya çalışan şirketleri de özellikle ifade ediyorum, bunların korunmaması gerekir. Yani Concorde ilan edenler, iflas erdelemesi yapanlar, müncip sebepten dolayı da çeklerini ödemeyenler, 3 ay 6 ay süreci kendilerine çıkar ve kazanç olarak sağlamak isteyen firmalara da özellikle söylüyorum, bunlar hala bir diğerleri iyi olmayan, bir başkasının sırtından geçinmeye çalışan, devleti sormaya çalışanlar, doğru üretim yapan kişileri zayıflatmaya çalışan, yani alacağını alamayan şirketler, ticaretini doğru yapan şirketler zayıflıyor. Diğer taraftan da ülkesine hiçbir faydası olmayan, bütün ülkenin nimetleri, bereketleri, kaynakları ona helal gibi olan işletmeler olarak çalışanlara da bence korunmaması gerekir ve devlet onların üzerinde gereken uygulamaları yapması gerektiğine inanıyorum.